1967'deki Birleşmiş Milletler kararıyla Suriye'ye bırakılan Golan Tepeleri'nin Trump'ın bir imzasıyla altın tepside İsrail'e sunulması sizleri şaşırttı mı? Tam da bu karardan birkaç gün önce Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Donald Trump için Tanrı tarafından İsrail'i İran'a karşı korumak için dünyaya gönderilmiş olabileceğini itiraf ettiği bir ortamda Sizlere başkanın geçtiğimiz yıl tepkileri içe sayarak kızını ve Yahudi damadını bizzat gönderip Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını hatırlatırsak veya biraz daha geçmişe gidip görevi devraldığında Yahudi damadını Orta Doğu danışmanı ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşkilerini finanse eden Greenblatt'ı özel elçisi yaptığını söylersek herhalde şaşırmazsınız. Trump büyük İsrail'e giden yolda kalıcı bir adım daha attı. Yoksa hamlesi sürpriz değil. İsrail'in güvenliği açısından stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri Esad'ın güçlü olduğu dönemde onun askerlerince korunuyordu. Ancak 8 senelik bir savaşla yıpranan Suriye bugün Filistin'e de hamilik yapamıyor. Maide suresinin 51. ayetinde Cenabı Hak "Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin." Onlar birbirlerinin dostudurlar. Kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır buyuruyor. Trump'ın Yahudi İsrail devletine ve arzı mevut hayaline hizmeti ilahi hükme göre olması gerekendir de Müslüman aleminin İsrail'le yakınlığı ürkütücüdür. Geçtiğimiz Şubat ayında Birleşik Devletler öncülüğünde Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansta Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları ilk kez İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı masada buluştu ve İran tehdidini görüştü. Tıpkı yıllar evvel Nusayri Esad'a karşı Amerika Birleşik Devletleri yanında yer alan Müslüman devletler gibi. Tıpkı Arap Alevisi Esad'a yüklenen Sünni Dünya gibi. Katılımcı ülkeler 22 İslam ülkesinin sınırlarını ve inancını değiştirme projesini açıkça ilan eden ABD ile aynı safta yer alıp Orta Doğu'da İsrail ve Amerikan yayılmacılığına karşı mücadele eden İran'ı ortak tehdit ilan ettiler. İsrail 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı ilhak ettiğini açıkladığında kimseden destek görmemişti. Şimdi ise Arap İslam dünyasından cılız kınamanın ötesinde bir tepki gelmiyor. Yani Şii-Sünni ayrılığı bir kez daha İslam dünyasında gerçek düşmanı gizlemeyi başardı. Müslüman dünya ayeti kerimelerde şekil bulan düşmanı ilahi emirlerde bahsi geçen şekliyle düşman kabul etmeyi unuttuğu için Müslümanın Müslümana kanı, malı, namusu haramdır ölçüsünü yitirdiği için bugün dağılmıştır. Şiidir diye tehdit görülen İran esasen din kardeşimizdir. Aynı işgal tehlikesi stratejik konumu ve arz-ı mevudun içinde vaat edildiği kabul edilen Anadolu için de geçerli. Demokrasi ve insan hakları Birleşik Devletler cetveline göre ölçüldüğü sürece bir sabah Trump'ın Güneydoğumuzu da önce büyük Kürdistan hayaline sonra da büyük İsrail hayaline göre şekillendirmesi kaçınılmaz görünüyor. Sünni dünyanın başı Türkiye, Şii-Sünni oyununa gelmeyerek 22. sırada yer aldığını hatırda tutmaya mecburdur. Önce Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığını devam eden Türkiye'nin kendisi ayıkmalı, akabinde Amerika Birleşik Devletleri rüyasında gezinen İslam dünyasını da bu rüyadan bir an evvel uyandırmalıdır. İran'a reva görülen kader, eğer Türkiye onu korumazsa Türkiye'nin de kaderi olacaktır. Bu zilletin yaşanmaması için İslam dünyasında birinin diğerini koruması gerekmektedir. Profesör Doktor Haydar Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı